Bu Darabağ Oteli. Bu da babamın dövründe yapılmıştı. Ermeniler onun iki katını ancak kullanırdılar. Yani, berbat durumdaydı. Evet. Diğer hiç. Şimdi başladınız. Şimdi, evet, imar başladı. Bunu Hardas'a bir 3-4 aya biz bitiriyoruz. O değil, biterse ondan sonra buraya o halde bittikten sonra buraya turistler de gelmeye başladı. Siz aldığınızda o da çalışmıyordu. Ha, o da vardı. O da vardı Sovyetler döneminde. Baksana şu anda. Bu yaşayış evi. Bu savaştan kalan yerler. Ayağı savaştan. Düşer. Şuradaki bak İsmail Karagacık Camii. Camii. Bunu da biz tamir ettik. Şu anda kullanılıyor mu? Evet. Öyle mi? Biz tamir ettik. Geçen defa geldik burada biz. Allah'ın duaları. Burada demeli bir cami yarı dağılmış idi. Bu da bulak çeşmedi. Çok evet. Çeşme varmış. Burada 17 çeşme var. Çünkü burada 17 mahalle olup Şuşa'da 17 evet 17 cami olur, 17 çeşme. Bak Ermeniler var, bizim binalarımızı var böyle duruma getirdiler. Yani sefalet içinde yaşıyorlar yani. Değil mi? Aynen. Sefalet. Bu hepsi Sovyetler döneminde kalanlar. Orada da bak savaşın izleri. Evet. Evet. Sokak dövüşleri gidiyor burada. Bak buralarda hep böyle dağılmış. Arı bülbül. Arı bülbül bu gülün, çiçeğin adıdır. Sadece burada var. Evet. Onu biz göstereceğiz. O da Vagif Qarabağ xanının veziri olur. Onun türbesi. Yeni mi yapıldı? O benim babam yapmıştı onu. Ermeniler söktüler. Söktüler. Biz şimdi imar ediyoruz. Bir aya hazır olacak. İbrahim Halil'in veziri aynı zamanda şair olup. Çok meşhur şair olup. Molla Penah Vagif. Boş, boş yok. 82'de benim babam onun mezarın üstünde bak bu türbeni inşa etmişti. Ermeniler de sökmüştü. Şimdi de biz geliriz Şuşa'nın tarihi bir yerine, Cidir Düzü.